Herkese selamlar, ben Mehmet Hoca'nız. 49 günde TYT Otomatik'te özel bir gündeyiz. 5 gündeyiz, temel kavramlara nokta koyacağız. Temel kavramlar, soru avcısı günündeyiz. Bugün konu anlatım falan yok. Bugün özel kıyafetlerimizi giydik, sadece soru çözeceğiz. Yine iki video gelecek ama soru avcısı 1, soru avcısı 2 şeklinde gelecek. Soru avcısı 2'deki sorularımız zor olacak, onu söyleyeyim. Şimdi, hem konuyu hatırlatacak, hem de konuda seni ileriye taşıyacak. Soru avcısı için, günün beşinci video... Pardon, beşinci günün ilk videosu için, ne diyorum gönder gelsin hocam diyorum. Gelmiyor. Neden gelmiyor bu? Bakıyorum hemen. Hemen hatayı buldum. Tamamdır. Galiba geldi. Bir problem yok. Tamam mıdır? Yalnız şurada kenarlarda bir şeyler var dedin. Hemen düzelttim güzel arkadaşım. Evet ne yapıyoruz seninle birlikte? Beşinci günde şöyle baktığımda sadece soru çözümü yapıyorum. Buraya kadar yaptıklarımız öğrendiklerimizle ilgili 8 tane soru var ki sonrasında da yine soru avcısı bölümümüz gelecek. Ama biz ne yapacağız? Önce özel kıyafetlerimizi madem giydik sorularımızı çözeceğiz. Ay çok renkli. Ol. Ay çok hoşuma gitti. Nasıl sence tişört? Benim çok hoşuma gitti. Dedim ki soru avcıları için çok orijinal bir tişört. Ne dersin? Hocam soruları görelim. Bence de katılıyorum. <laughs> Güzel. Birinci soruyla başlıyorum. Şöyle baktım ekranda her şey tamam. Kayıttayız. İfadesinin her bir teriminin birinci çarpanı iki arttırılıp ikinci çarpanı bir azaltılırsa B sayısı kaç artar? Pardon A sayısı kaç artar diyor. Bize soruyor. Ben diyorum ki bu işlemin sonunda biz bir tane yeni bir B sayısı elde edelim. Birinci çarpan iki arttırılır. İki arttırıyorum bir de iki arttırdım ne oldu? Üç oldu. İkinci çarpan bir azaltılır. Bunu biraz azaltıyorum Üç çarpı 1. Tamam. Bir deneyelim bakalım. 2 arttırdım 4 yaptı. 1 azalttım 2 yaptı. Artı ne yaptık? Ne yapıyorduk en başta? 2 artırıyorduk. 3 2 5 çarpı 1 azalttım ne yaptı? 3 yaptı. Biz yine mavi başladık. Mavi gidelim. Artı nokta nokta nokta. Artı bunu 2 arttırıyorum ne yaptı? 21 yaptı. Çarpı bu arkadaşı 1 azalttım ne yaptı? 19 yaptı. Bana sorduğu şey şu ilk duruma göre ne kadar arttı? Ya biz bir ilk durumu bir yazalım bakalım. Neydi ilk durum? 1 çarpı 2 idi. Artı 2 çarpı 3'tü. Artı 3 çarpı 4'tü. Artı bıdı 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 artı 19 çarpı 20 idi. Benim istediğim şey ne biliyor musun? Benim istediğim şey bunları birbirinden çıkarmak. Tamam ne kadar arttığını madem bulacağız. A eksi B'yi bulmamız gerekiyor. Ben de diyorum ki birbirinden çıkaralım. Şimdi çıkarırken arkadaşlar böyle bir ifadeyi kalkıp B ifadesinin tamamı da elde etmeyeceğim. Tabii çok saçma nasıl elde edeyim? Çok büyük sayı. Diyorum ki alt alta gelen terimlerle ilgili bir şey yapamaz mıyız? Bakın bunlar alt alta geliyor. Hatta alt alta gelenler içerisinde kimler ortak? Birler ortak. Biz bunları birbirinden çıkaracağız. Bir parantezini aldım. 3 2. Lütfen dikkatle takip et. Bakın arada toplama mı var? Toplama olacak aslında. Neden? Bir bakalım tekrar. Ne parantezine alacağım ben bunları? 2 parantezine ve bunları birbirinden çıkaracağım otomatikman aslında biz buradaki a'nın önüne. Durun, hepsinin önüne eksi koyalım. Alt alta topladık de diyelim. Daha mantıklı olsun. Burada kafası karışan arkadaşlar en azından ne yaptığımızı tam olarak anlasın. Hocam daha da karıştı. Yok be ya. A'dan B'yi çıkarıyorum işte. A'dan B'yi çıkardım. 3 2 iki parantezini aldım yazdım. Arada artı var. Artı iki parantezini alıyorum. Bak 4 eksi 3. Eksinin nereden geldiğini anladın mı şimdi? Bir daha. Bak 5 3 3 4. Kimler ortak? 3'ler ortak. Ne parantezine alınabilir? 3 parantezine. Artı 3 parantezini aldım. Artı 5 eksi 4. 5 eksi 4. Artı bıdı, bıdı bıdı bıdı. Sona kadar geldim. Dedim ki sonunda 19'lar ortak. 19 parantezine aldığımda 21 eksi 20. 21 eksi 20. Ey güzel arkadaşım bak dikkat et bu bir. Dikkat et bu bir. Dikkat et bu bir. Dikkat et bu bir. Geliyor gelmekte olan hazır mısın bombayı patlatacağım. Bir artı iki artı üç artı bıdı bıdı bıdı, bıdı artı on dokuz. Ey diye başladığım cümlenin sonu nereye bağlanır? Ey Gauss diyorum sen olmasan biz ne yapardık diyorum. Hürmetle anıyorum efendim Gauss'u diyorum ki ardından. Arkadaş birden 19'a kadar olan tam sayıların toplamı Gauss efendi bize dedi ki 19 çarpı 20 bölü 2. Bunlar gitti 10 kaldı çarptım ne geldi 190 kaldı. Baktım vurdum geçtim. Gel 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 gel. Ana onun karalaması nereye gitmiş bayağı aşağılara kaymış. Yani Yine benzer tarzda bir soru. A'dan B'yi çıkaralım. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Ego'su hatırlatma sorusu bunlar arkadaşlar. 1'den 30'a kadar olan sayıların toplamını bu sefer alt alta çıkaralım mı hocam? Bence hiç girmeyelim. Çünkü terim sayıları dikkat et birbirlerinden farklı. Hmm, olmaz oradan değil mi? O zaman A'yı bulmaya çalışalım. A sayısı nasıl bulunur? 1'den 30'a kadar sayıların toplamı N çarpı N artı 1. Böyle iki formülüyle bulunuyordu. Gitti, gitti. Ne kaldı burada? 15 kaldı. Benim kenarda çarpıp gelmem lazım. 31 çarpı 15 diyorum. 5, 3 kere 5, 15. 1, 3 topladık. 6, 6, a. 4, 6, 5. Ne geldi? 465 geldi. Burası 465. Şimdi geldim b sayısını bulacağım. Ama hocam sen ikişerli toplamayı anlatmadın. Ey Gauss anlatmadı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bak şimdi, bak taktiği vereyim ama aramızda kalsın kimseye söylemeyeniz. Bak burası sadece 2. Burası 2 çarpı 3. Bunlar hep 2'nin katları ya. 2 çarpı 15. 2 parantezini al bakayım bak. 2 parantezini aldım. Bu gitti burada ne kalır? 1 kalır hocam. Artı. 2 parantezini aldım ne kaldı? 2 kaldı. Artı. 2 parantezini aldım ne kaldı? 3 kaldı. Artı bıdı bıdı bıdı. Artı. 2 parantezini aldım ne kaldı? 15 kaldı. Döndük dolaştık. Yine Eagles dedik mi dedik. Bakın 2 çarpanına koydum. Ardından şu formülünün değerini biliyorum ben. Biliyorum ki orası 15 çarpı 16 bölü 2. Bir kere bunlar birbirini yedi. Bizim kenarda 16 ile 15'i çarpmamız gerekiyor sadece. 6 kere 5 30 elimde var 3 şurası 80 şurası 16 0 4 240 geldi. 240'ımı da yazdım mı yazdım. Soru yalnız benden A eksi B'yi istiyor. Yani kimden kimi çıkarmamı istiyor. 465'ten 240'ı çıkarmamızı istiyor ki şuradan 5 kaldı şuradan 2 kaldı 225'te doğru cevabı D'ye bırakıyorum. E yoluma devam ediyorum. İkinci soru bitti böylelikle. Nasıl gidiyor buraya kadar? Bak çok muazzam bir soru daha. Tam ÖSYM formatında. ÖSYM bayılıyor böyle sorulara. Ki her sene soruyor. Ben de dedim ki boş geçmeyelim biz de size soralım arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda birbirinden farklı ABC doğal sayıları için. Bakın iki basamaklı bir sayı diye mi düşüneceğim hocam ben buna AB diye mi? A çarpı B diye. Nereden bilebilirim? Yukarıda sorunun içerisinde A, B iki basamaklı bir sayıdır demiyorsa. Arkadaşlar bunların arasında çarpma var gibi kabul edilir. Ama çoğu zaman zaten bırakılır. Oraya nokta bırakılır. Ben bırakmadım. Yine de bu taktiği öğretmek istedim size. İfadesinin bir tek sayıya eşit olduğu biliniyor. Her zaman doğrudur. Aha gıcık nokta orada mı orada mı? O zaman biz önce şuna bir uğraşalım bakalım. Ne benim elimdeki sayı? Hocam A çarpı B eksi c artı a eksi b çarpı c. Gel bak şimdi benimle unut soruyu. Ben sana şunu göstermek istiyorum. Biraz çarpanlara ayırma yapacağım ama sadece ortaokul bilgini kullanacağım. Bu iki arkadaş arasında kimler ortak? A'lar ortak. Al bakayım A parantezine. A'lar gitti kim kaldı? B artı 1 kaldı. B artı 1 kaldı. Kabul müyüz? Şimdi bak şu iki arkadaşa bak. Kimler ortak? C'ler ortak. Eksisini almayacağım C'nin. Sadece C parantezini alacağım. Bakın artı C parantezini alıyorum. Aa, o zaman eksi C parantezini alıp, Tamam eksisiyle beraber oluyorum. Eksi C parantezini alınca şu eksiyi de almış oldum. Burası artı B kaldı. Eksi C'ye gidince burada kim kalır? artı 1 kalır. Burası çok kritik. Bu parantez alma işlemini anladıysan eğer yola devam ettim. Yine ne parantezini aldım? B artı 1 parantezini aldım. Yanında ne kaldı? A eksi C kaldı. Bakın bize verdiği ilk durumdaki ifade bu ve bu arkadaş kime eşit? Hocam bu arkadaş bir tek sayı eşit. Bakın iki sayının çarpımının tek çıkabilmesi için bunu bilmiyorum deme bunu anlattık. Defalarca söyledik dedik ki ikisinin de tek olması lazım başka yolu yok. Hocam B artı bir sayısına çıkıyor değil mi ekranda tamamdır. Burası tek diyebiliyorsak eğer arkadaş bu tekse o zaman bu da ne olmak zorunda düşünüyorsun. B artı bir tekse hocam bu çift olmak zorunda. O zaman B için hemen yapıştırdık geçtik. B sayısı kesinlikle ama kesinlikle çift sayıdır. Kendi A sayısına A eksi C'nin cevabı neymiş? Tekmiş. Hocam bunun tek bir yöntemi vardır. A tekse C çift olacak. C çiftse A tek olacak. He, şimdi gelsin bakalım yorum kısmı. C kes pardon B kesinlikle nedir? B kesinlikle çifttir arkadaşlar. B'yi yazın. A tekken C çift oluyor. A tekken C çift oluyor. C çiftken Pardon. A çiftken C tek oluyor. Olabilecek bütün ihtimalleri yazdım. Dedim ki tek çift çift olabilirler ya da çift çift tek olabilirler. Bunu yazarsan soruda inanılmaz rahat ederiz. B çift sayı ise. B çift sayı ise A çifttir. Hayır. A çift de olabiliyor tek de olabiliyor. Birinci madde patlar. Her zaman doğru değil. Doğru olduğu durum var mı? E var tabii ki. Yukarıda görüyorsun. A tek sayı ise. A tek sayı ise bana bundan bahsediyor. C çift sayıdır. Bakıyorum C çift sayı. Vallahi doğru. Bitti bu kadar. Ya bak bu kadar bu iş. Var ya tadından yenmiyor yapınca insan mutlu olmuyor mu? B çift sayıdır. Ya arkadaş her seferinde çift çıkıyor işte. B çift sayıdır. Yani üçüncü soru 2-3 üç doğruysa eğer doğru cevap C seçenidir. Yapıştır kardeşim. Gel bakayım benle. Nasıl gidiyor? Müthiş. Gel hemen bir dördüncü soru patlatalım o zaman hemen arkasından. Biraz daha zoomlayalım o dörde. Dört neredesin? Dört sabit duramaya. Kıpır kıpır oynuyor ya. Kıpır kıpır oynuyor dört yemin ediyorum. Şimdi okun... Ya niye biz bu dörde zoomlayamıyoruz daha fazla? Bu kadar mı zoomlanabiliyor? Neyse bu kadar olsun hadi. X, Y, Z. Z, Y, X, A, B, 2, 3 basamaklı sayılar olmak üzere. Ben diyor sana kutucuk içinde bunu verirsen bunu yapacaksın. Bunu verdim cevabı bu çıktı diyor. Hmm, tamam. Buna göre A artı B artı X bölü Y artı Z ifadesinin en büyük değeri. Yine önemli bir nokta var. Şimdi biz öncelikle kutunun ne anlama geldiğini yazalım mı birlikte kutu içerisinde x, y, z varsa eğer önce x, y, z'yi yazıyoruz. Sonra eksi koyuyoruz. z, y, x. z, y, x. Bakın olayı mevzuyu uzatmayacağım. Burası onlar basamağı. Artık uzatmayalım. Geçen derste anlattık bunları. Burada ne var arkadaşım? Burada 100 tane x var. Burada ne var arkadaşım? Bir tane z var. Burada ne var? 100 tane z var. Burada ne var? Bir tane x var. Bak 100 x'ten bir tane x'i çıkarıyorum. Geriye ne kaldı? 99x eksi bir tane z'den 100 z'yi çıkarırsan ne kalır? Eksi 99 z onu da yazmış olduk. Ne parantezini alacağız? 99 parantezini aldım. Benim elimde böyle bir ifade oluştu. Tamam da neye eşit o? A, B, 2, 3 basamaklı sayısını eşit. Şimdi ben bu ifadenin en büyük çıkmasını istiyorum. A'yı, B'yi olabildiğince büyük seçeceğim. Ey güzel arkadaşım. Diyorum ki kendi kendime. Buranın farkı. 1 olsa sonu 9. 9 kere 1 9 yetmez ki. 2 deneyelim mi abi? 2 kere 9 18. Yav son rakamın 2 çıkması lazım. Ben öyle bir sayı seçeceğim ki son rakamı 2 olacak. 3 kere 9 27. Olmaz. Bak bunlar olmuyor. 4 kere 9 36 olmaz. 5 kere 9 45 olmaz. 6 kere 9 54 olmaz. 7 kere 9 63 olmaz. Bak çarpanları çarpmayı da öğrettik sana burada. 9 kere 8 ne? 72. Yaz. Yaz 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 yaz. Ben buranın farkını 8 kabul ediyorum. 9 kere 8 72 elde var. 7. 9 kere 8 72 7 daha ne yaptı? 792 yaptı. Ey güzel arkadaşım bak AB2 sayısı 792'ye kesinlikle eşit olmak zorunda. Bunun kurtuluşu yok. O zaman sen artık A sayısını 7, B sayısını kesinlikle 9 buldun. Ama dur. İfadenin en büyük çıkması için yukarıdaki sayıları çok büyük seçeceksin mantıken. Ben de 7'yi seçtim, 9'u seçtim artı dedim x'e geldim. x'e olabildiğince büyük seçeceğim. Biz... Şuradaki ifadeyi alıyorum. Dikkat ediyorsun. X eksi Z'deki ifadeyi alıyorum. Bu farkın kaç çıktığını kabul ettik? 8 çıktı. Nasıl mümkün olabilir? Buna bir 9 veririm, buna bir verim değil mi? Buna 8 verim buna 8. Ben en büyük değerini istiyorum. Ben bunu alacağım. Zaten sıfırı yazamam. Çünkü başa sıfır gelip 3 basamaklı bu sayıyı elde edemiyorum. O zaman x sayısı kesinlikle kaç? x sayısı kesinlikle arkadaşım 9 olmalı. Geldim yukarıya 9'umu yazdım. y sayısı. y sayısını ilgilendiren hiçbir şey yok. Abi y'yi kullanmıyorum bile. Ve ben bunu paydaya ne kadar küçük yazarsam bu sayı o kadar büyük çıkar. z sayısını X'i 9 kabul ederken Z'yi 1 kabul etmem gerektiği yazdı. Şu arkadaşları toplamın 2 kere 9 18 7 ne yapar? 25 yapar. Bölü 1 var. Doğru cevap 25'tir. Edir nedir? Allah bereket versin. Mis gibi de çözdük soruyu ya. Ne güzel de çözdük. Bak ilk 4 soru bitti. Yasin cayır cayır de. Diyeceksin ki hocam çok kolay. <laughs> lütfen çöz. Bak lütfen çöz. Yalvarıyorum sana lütfen çöz. Ama hiç kıpırdama. Bir dakika. Bana bak bir, bir, bir şöyle bir kuble alayım senden. Harikasın. Bak bunu çözecek olan Yiğido'dur. Bunu çözecek olan astronottur. Bunu çözecek olan Bordo Beril'dir. Bunu çözecek olan Türkiye'nin astronot adayları seçmesi var. Ben direkt bildireceğim yani. Bu arkadaş astronot seçmelerini alabilir. Çok zor bu değil ama. Ya bunu sazanlanmayacak arkadaş var ya canavardır. Sazanlanmazsın değil mi? Hadi inşallah. İşaretlediniz mi canım? Hocam çok kolay çözdük. Bekle, bekle. Bunu bana bırakın. Bunu bana bırakın. 2N-4. N artı 3 ardışık çift sayılar. Bu sayıların alabileceği değerler toplama. Ben sana bu sayılar hani bu soruyu bir daha oku derim burasını. Şimdi ardışık sayılarda ben şunu yapıyordum hatırla. 2 eklerim N artı 3'e gidebilirim. Yani bu sayı ardışık sayar 2 fazlası olabilir. Ama biz biliyoruz ki öğrendik ki illa iki fazlası olmak zorunda değil. Belki ardışı onun azalan ardaşıdır. Bunu bilemeyiz. 2 çıkardığımda da ne artı üçü elde edebiliyor olmam gerekir. Şu neyi bu tarafa attım burada neye kaldı? Şurası eksi 2 karşıya attım N'nin cevabı 5 geldi. Bu neyi bu tarafa attım burası eksi 6 bunu bu tarafa attım. Şurada neye kaldı? Şunu topladım 9 geldi. Diyeceksin ki 9 5 14'tür. Ben de diyeceğim ki al sana mis gibi sazansın kardeşim sen. <laughs> e, 14'ü o yüzden yazdık oraya. Peki nasıl devam etmeliydim? Benim elimdeki sayılar 2N eksi 4 ve N artı 3. Bunlar tabii ki ardışık sayılar. Doğru mudur? Biz n'yi 5 alacağız. Bakın ben n'yi 5 aldığımda şuraya 5 yazdım da n yerine. 2 kere 5 yazayım be yazayım be onu atlayarak yazmayacağım. n yerine 5 yazarsam eğer 2 kere 5 10 eksi 4'ten burası ne geldi? 6 geldi. Bakın 6 olduğunda burası ne olmak zorunda? 8 çünkü 2 fazlası. Peki bir durum daha vardı. İlla o durum geçerli olacak diye bir durum yoktu ki. Bizim elimizde doğru mu? Belki de 2 eksi biz bu 2 eksinde neyi kaç kabul ettik? 9 kabul ettik. İlk kere 9, 18. 4'e gittiğine geldi. 14 geldi. Bakın bu arkadaş 14 iken bu onun 2 eksiği ne olmak zorunda? 12 olmak zorunda. 6 var, 8 var, 14 var, 12 var. Ne diyor? Bu sayıların alabileceği değerler toplamı. 10, 20. 20'nin 0 elde var 2. 2 de buradan 40. Hadi geçmiş olsun. Çamlak çömlek patladı. Çok fenaydı be. Çok fenaydı be. Gerçekten çok fena bir soruydu bence. Birçok arkadaşım burada <laughs> günün efsa sorusu. Günün bomba sorusu. Hani böyle savaş boyaları olsa sür gel diyeceğim bir soru arkadaş bu. Efso. Günün efso sorusu geliyor. Kutucuklar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nasıl gittiğini anlıyor musun? Yani bu benim için önemli biraz. Böyle gidiyor. Kaptın olayı kaptın. Tamam. O zaman bir saniye şunları bir silelim dedim. Yukarıda verilen sayı piramidinde sayılar belli bir kurala göre yazılmıştır. X kaçtır? Buradaki baştaki sayıyı arıyoruz. Gerçekten beni yoracak bir şey. Bir kere burası kaçıncı satır? 11. satır. Güzel. Bir dakika. Şurası kaçıncı satır? Hocam burası birinci satır. Güzel. Devam ettim. Burası kaçıncı satır? Hocam burası ikinci satır. Güzel. Burası kaçıncı satır hocam? Burası üçüncü satır. Satır. Buraya kadar her şey normal ilerlerken. Benim aklıma bir şey takılıyor. Ya burada birdeyim. Birin üstüne üç tane daha gitmişim. İkinci satırda üç tane daha giderim. Nasıl gidebilirim acaba? Üçüncü satırda beş tane daha gidebilirim. Nasıl olabilir ya? İkinci satırda ikinin iki katının bir eksi. Bak iki çarpı iki eksi bir. Kaç kutucuk daha yazdım? Üç kutucuk daha yazdım. Hımm hmm. gel bakayım. Birinci satırda 2'nin 2 iki katını pardon birinci satırsa satır numarasıyla 2'yi çarpıyorum 1 çıkarıyorum 2'yi birlikte çıkarttım 1. Bir. Hocam biz bunu nasıl göreceğiz? Bol soru bol soru. 2 çarpı 3. satırdayım 1 çıkardım 2 3 6 1'i gitti ne kaldı? 5 kaldı dikkat et. Buraya da 5 tane sayı yazmışım. Vay köfte hor hocam vay anladın mı şimdi ne yaptığımı? Güzel geldik buraya kadar. Biz neyi istiyoruz? Biz 11. satırda sayı piramidinde şurada yazan x sayısını arıyoruz. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi normal şartlarda 11 tane bir pardon. Burada kaç tane kutucuk var onu sorayım sana. Burada kaç tane kutucuk var onu sorayım. Soru bana hiç söylemiyor ama biz taktiği çözdük. Bak burada 5 tane kutucuk var hocam. Bak kutucuk sayılarını bulabiliyoruz dedin. Bravo. Ben de dedim ki sana 11. satır 2 katının 1 eksi 22 eksi 1'den burada kaç tane kutucuk vardır? 1 çıkarınca tabii 21 kalacaktır. Hocam burada 21 tane kutu var. Bunda hem fikir miyiz? Hem fikiriz. Peki bu benim ne işime yarayacak hocam? Yani bunu benim çözüme götürecek bir şey değil ki. Haklısın değil. Ama şunu nasıl göreceğiz? Hani bakıyorum bakıyorum bu işe bir mantık bir kılıf uydurmaya çalışıyorum. Tek görebildiğim yer bir dakika ya Burası sanki simetri ekseni gibi. Dikkatini çekiyorum bak. Şuradaki kutucuk ne yapıyor? Olayı tam ortadan ikiye bölüyor. Bakar mısın? Buradan cart diye ikiye bölmüşüm. Bir tane burada, bir tane burada. tane burada. İki tane burada, iki tane burada. Üç tane burada, üç tane burada. Dört tane burada, dört tane burada. Dört tane burada. 21. kutuya geldim de. Bak güzel arkadaşım. 21. kutuya geldim de. Ortadan tam ortadan ikiye böldüğümde. 21 tane kutu olması için bir tane burada. 10 kutu bu tarafta. 10 kutu bu tarafta olması gerekmiyor mu mantıken? Evet gerekiyor hocam. Neden? Çünkü sonuçta toplamda 21 tane kutuyu elde etmem gerekiyor. Elde ettim mi? Elde ettiniz hocam ama yetmez. Yetmez. Bulamayız biz bununla. Acaba burada kaç yazıyor be güzel arkadaşım ortadaki kutuda? Kaçar kaçar gidiyor. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Birden kaça gitmişim? 3'e gitmişim. Üçten kaça gitmişim? 7'ye gitmişim. Bir dakika. Kaç ekledin kardeşim? Sen iki ekledin. Aa çok kolay. Kolay değil. 2 eklemiyor. 4 ekledi. Ne? 2. 4. Yapma. Yapma 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 anladık anladık mevzuyu 4 kaç ekleyeceksin 6 ekleyeceksin 6 ekledin ne yaptı 13 yaptı 13'e kaç ekleyeceksin hocam 8 ekleyeceğiz bravo 8 ekledin ne yaptı 21 yaptı tamam da biz kaçıncı kutudayız bak birinci satırdayız 3. satır 4. satır 5. 5. satırın göbeğinde 21 yazacak tamam mı biz 11. satırın göbeğinde ne yazıyor onu arıyoruz yapma yapma yapma. Yani bu soru gerçekten kök söktürecek bir soru. Şuraya ne yazdık? 21, 10 daha ekledik. 31 yaptı. Şimdi eklerim üstesine kaç? 12 ekledim. 12 ekleyince ne yaptı? Şurası 3 yaptı, 43 yaptı. 43'e kaç ekleyeceğiz? 14 ekleyeceğiz. Şurası 7 yaptı, 57 yaptı. Bir dakika kutucukları da sayalım. Satırları da. 6. satır, 7. satır, 8. satır. Bakın 9. satıra geldiğimizde buradan buraya kaç ekleyeceğiz? 14 değil tabii ki. 16 ekleyeceğiz. 7, 6, 13'ün 3'ü elimde var. 1, 5, 1 daha 6, 7, 73 yaptı devam ettim. Bakın bu dokuzuncu satır Ne ekleceksiniz üstüne? Hocam 18 eklemeniz gerekiyor. Kesinlikle 18 ekleyeceğim. Şurası 1 8 91. Oldu mu oldu? Geldim. Bakın bu 10. satır. Biz 11. satırı bulacağız. 21 ek 20 ekledim özür dilerim. 100 1 1 111'i elde ettim. Neresi? Burası 11. satırın göbeği. Sildim bunu. 11. satırın göbeğinde ne yazıyor? Gelin bakalım. 100 11. Bunda hem fikiriz. X nerede? X burada. Ben bu tarafa geri dönmeye çalışıyorum. Kaç kaç tane kutucuk geri döneceğim? 10 tane kutucuk var. 10 mu çıkaracağız? Acele etme. Birinci satırda bir zaten. İkinci satırda bu tarafa doğru artıyor mu azalıyor mu? Sağa doğru artıyor. Değil mi? Bu tarafta sağa doğru azalıyor. Hmm. Çift sayılarda artarken satır numarası tek sayılarda azalıyor. Bir numarada burada. Bu tarafta ne yapacağız? He, bu tarafa doğru azalan olacak. Yani bu tarafa gidersen ne olur? Artan olur. Sen 10 kutucuk ileri gideceksin. 10 kutucuk ileri gittiğinde doğru cevap 111'e 10 eklediğimde 121'dir ama bırak bırak bunu ya. Bu soruyu burada bırak. Birçok arkadaşı burada dağıttık. Hocam ben gittim ben iptal diyenler hani böyle modülden ayrılır uzay aracı da öyle sallarsa bizimki de o hesap. Modülden ayrıldık. Gittik bu soruda. Bence bu soruyu bir kez daha dinlemende fayda var. Zihin açması açısından bir soru. Ola ki bu kadar zor. Hani geçen sene sormadılar. 2021 yılında en azından onu söyleyebilirim. Monalman. Hatırlıyor musun bu tarz bir soru daha çözmüştük. Benzerini yine geçen derslerde. Yine çözelim bu güzel bir soru tarzı. Kaçıncı sorudayız? Yedinci sorudayız. ABC Ardışık çift sayılar. Ya ardışı verdiği an bu A ise bu küçüktür. Bu A artı 2'dir. Bu da ne olmak zorundadır? A artı 4'tür. Bakın ister negatif olsun ister pozitif olsun. Ama sıralama varsa sayılar budur. Buna göre C kaçtır? E yazalım yerlerini hocam yazalım. A yerine A yazdım. C yerine A artı 4 yazdım. A, A artı 4. Kap Kapatmama falan gerek yok ya. Direkt bölü dedim. B. B'ye ne yazacağız? A artı 2 yazacağız. Çarpı dedim. A'yı yazdım. Eksi C. Bakın önüne eksi koyarak yazıyorum. Eksi A, eksi 4. Aşağıya B'ye yazdım. B yazmıyorsun hocam. B yerine ne yazıyorsun? Artı 2 yazıyorsun. Harikasın. Gel. Şimdi şurası nedir? 2 tane alır. Burası nedir? Artı 4'tür. Ne parantezini alınır iki parantezine? 2 parantezini aldım. Artı 2 yukarıda var. Aşağıda artı 2 var. Biliyorum yoruldum. Biliyorum yoruldum. Çıtsana çıtsana. Eksi dört. Hocam zaten ben bir önceki soruda kaldım orada yerde. Tuttum kaldırdım seni hatırlamıyor mu? Hadi devam. Devam kendine gel. Öyle pes edemezsin. Pes edemezsin. Cırt sana cırt sana. Ne kaldı? İki kaldı. Çarpı. Eksi dört. Ya iki ile eksi dördü çarpı verelim mi be? Hani uzatmayalım artık. Eksi 8 bölü A, A artı 2'nin cevabı 1 eşit. E içler dışlar yapalım. O zaman şu tarafa geliyorum. A artı 2 ile 1'i çarptım A artı 2. Eksi 8 ile 1'i çarptım. Eksi 8 aldım bunu bu tarafa attım. A'nın cevabı 10 değil. 10 değil. Orada bir anlaşalım. Eksi 10 geldi. Sen ne istiyorsun? C kaçtır? Eksi 10 küçüktür. Eksi 8'den o da küçüktür eksi 6'dan dedim doğru cevabı D seçeneğine. Bir zahmet bırakıverdim yoluma. 8. soruyla devam ediyorum ve günün son sorusuna günün bombasını buraya atıp gidiyorum. Bu soru bir EFSO soru daha. Yani bugün gerçekten güzel EFSO lar. Bu tam ÖSYM sorar yalnız. Bunu ÖSYM sormasın diye gizleyelim arkadaşlar burayı. Lütfen burayı hiçbir yerde ulu orta bir yerde açmayın bu videoyu. Ola ki kütüphanede bir yerde izleyen arkadaşlar varsa. Evde sakince izleyebilirsin. Arkadaş ortamında bu soruyu göstermiyorsun. ÖSYM görür görür sorar bir de. A ve B, B tam sayıları için. A küçük B olmak üzere. Tamam. A, B. A ile B arasındaki çift sayıların toplamı. Çok mantıklı. Eksi 6 11. Mesela bak. Eksi 6 tık şurası 11. Arasındaki diyor bak. Eksi 4, eksi 2, 0, 2 yazmış zaten. Toplarken de ne yapıyorsun? O ne kolaylık ne kolaylık. Şunları toplamam yeterli diyorsun. 24'ü buluyorsun. Tamam mısın? Anladın. X 25, 136. Olduğuna göre X'in alabileceği değerler toplamı kaç? Şunu anladın. Burada bir X sayısı var. Arada bir sayılar var. Burada da 25 var. Bu aradaki sayıları topladığımda toplam kaç çıkacak? 136. Nereden başladığını biliyoruz. Nasıl bilelim? Ya arkadaş 11'den önceki, 25'ten önceki. Hocam x'in 25'ten küçük olduğunu nereden biliyorsun? Hani bir, bir, bir arkadaş sordu onu sınıfta. <laughs> Sınıftayız gibi Duydum o sesi. Hemen gittim oraya o arkadaşa hemen bildirdim. Kimdi o? Kimdi o? 24'ten başlayacağım. Nereye doğru gideceğim? İkişer ikişer geriye doğru gideceğim. Sonra topladığımda kaçı bulacağım? 136'yı. Abi ne uğraşıyorsun ya? Yaz ya yaz topla biraz. Erin mi? Topla yani 136'ya gitmek o kadar zor olmasa gerek. 20, 18, 16. Bakayım şimdilik yeter Sanki oldu mu? 10, 20. 20'nin sıfırı var. Elde var 2. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Hay tam yüzde kaldık. Yetmedi. 16'dan geriye doğru gidiyorum. 14, 12. 136'ya varmam 36 lazım bu arada. Bakayım. Oh mis valla. Bak 36 geldi mi? Geldi. Demek ki buradaki son sayım kaç olacak? 10 olacak. O zaman biz x'i bulduk hocam. Ne buldun x'i söyle. X'ten sonra gelen 8 veya 9 demez misiniz? X'ten sonra gelen çift sayı kaç? 9. Pardon, 10. Ondan sonra gelen 9'dan sonraki gelen çift sayı kaç? 10. O zaman dersin ki hocam x'in alabileceği değerler 8 ve 9. 9 8 17. Seçeneklerde yok. Yanlış mı yaptık? Efsos. Evet, Keşke ona bir... Ho, ho, ho. Ulan bu değil. Bu değil. Bu da değil. Bu güzel oldu. Ev soru diye boşa demedim sana. Arkadaş nasıl sağlamıyor hocam? Ne değeri koyacağım ben buraya? Eksili sayıları düşün. Şimdi sana artı on kalmalı. Yani biz o kadar geriden başlayacağız ki. Artı on bize kalmalı. Hani böyle cırt 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 cırt, cırt sildik ya. Göstereyim. Şimdi on. 12, 14, bıdı bıdı 24'e gittik. Şimdi geriye geleyim ne demek istediğimi daha rahat anlayacaksın. 8, 6, 4, 2, 0, eksi 2, eksi 4, eksi 6, eksi 8, eksi 10'a kadar bir geleyim. Arkadaş bu 10 bende kalsın istiyorum. Ama bunun öncesindeki sayı sadeleşebilir. Kimle sadeleşir? Eksi 8 ile sadeleşir. Vay. Aa bir dakika. Gözüküyor mu orası? Neredeyiz biz? Ha şuradayız. Şuradayız. Gözüküyor. Gözüküyor. O zaman diyorum ki eksi 8 ile artı 8 sadeleşmeli. Yani ben buradaki eksi 8'i kullanamamalıyım. Anlatabildim mi? Eksi 8'i kullanamamayım. O zaman bana buradaki sayılar gerekli olmaz mı mantıken? Evet oradaki sayılar gerekli olur hocam mantıken. Güzel. Peki buradaki sayılar kaç? Hani biz burada kaçı alabiliriz? 8'e kadar sadeleşsin istiyorum. Bundan önce gelen kim var? Mesela eksi 9 var. Bundan önce gelen çift sayı var. Tabii ki bu. Hocam burada da ne var? Eksi 10 var. Eksi 10'u alırım bunu da kullanabilirim. O zaman ben derim ki x'in yerine yazılabilecek sayılar eksi 9 ile eksi 10'da olmaz mı? Paşalar gibi olur. X'in alabileceği değerler toplamı diyor. Mükemmel bir soru mükemmel bir soru. Eksi 9, eksi 10 bunlar gider. Cevap sadece ama sadece eksi 2'dir. Baktım seçeneklere, vurdum cevabı Edirne'ye ve o müziğin sesini duymayanlar bizim gibi dans edenleri bırakın deli sansınlar. Biz deli olalım ama müziğin sesini duymak da ayrı bir meziyet ister diyorum ben sana. Şimdi hemen geliyorum 5. günün tabii ki ilk dersini siklemeye. En önemli şeylerden biri sana enerji verecek, gerçekten motivasyon sağlayacak. Bak 5. güne geldik bile. 49 9'a kadar giden yolda çok uzun. Evet bitmeyecek gibi ama bitecek. Beraber bitireceğiz o yolu da yolculuğu da. Gönder gitsin sorusu. Hemen yorumlara iniyorsun. Bu sorunun cevabını güzelce açıklamanda yazıyorsun. Ellerinden öper. Çözemedin mi? Discord rehber matematik. Kitap çekilişleri devam ediyor gelebilirsin. Rehber matematik Instagram oraya da gelebilirsin. Orada da çözümleri görebilirsin. Yok efendim destek olmak içinse sadece tabii ki abone olman, yorum yazman, beğeni atman hepsinden çok daha önemli. 6. gün. Yok. 5. gün ikinci derste e, ÖSYM soru avcısı sorularıyla yola devam. Hoş kalın. Hoşça kalın.